sırada İstanbul geceleri var. Bakalım pazar sürprizi kameralarına kimler, nerede ve nasıl yakalanmışlar izliyoruz. Yaman çelişki. Ha, doğru mu? Böyle bir şey var mı? Çağatay Ulusoy hangi soruya manidar gülümsemesiyle cevap verdi? Arkadaşlar ya. Çilek Azra şarkı söylerse. Aşkı bulmak, yorulmak. Azra Akın'ın şarkıcılık performansı çok şaşırtacak. İstanbul gecelerindeki turumuza ayakkabı sever bayanların buluştuğu bir davetle başlıyoruz. Işıl Reçber ve Naz Elmas orada. Şenay Akay ayakkabıya olan düşkünlüğünü anlatıyor. Gençlik döneminde çok aşırı düşkündüm ama son yıllarda o kadar değil. Ama ayakkabıya dayanamıyorum diyebilirim. Evdeki ayakkabılarının sayısını söylemeye utanıyor. Saymışım var, çok uzun zamandır saymıyorum ama sayısını sormayı söylemeyeceğim. Özge Ulusoy da ayakkabı takıntısı olan ünlülerimizden. Ben de evet ayakkabı takıntısı var bayağı bir. O yüzden de yakından takip ettiğim bir marka, bir tasarımcı. Hangi kadın sevmiyor ki ayakkabıyı yani? Herkes kendi bütçesine göre seviyor ve bol bol alıyor diye düşünüyorum. Çilek filminin galasındayız. Tek istediğim şarkı söylemekti. Sen ve ben. Bataklıktan çıkman gerek. Sen de benim kahramanımsın o zaman. Azra Akın filmin başrolündeki isim. Çilek hanımefendinin ta kendisi. Çilek, Çilek'i canlandırıyorum ben. Senaryo geldiğinde bana mutlu oldum çünkü bundan önce oynadığım karakterlerden çok farklı. Akrabası Halil Sezai'nin çektiği filmde rol almak keyifli olmuş. Böyle bir karakter oynamak bana büyük keyif verdi. Filmde rol gereği şarkı da söyledi Azra Akın. Benim için keyifli bir deneyim oldu. Farklı bir şey oldu. Ben yeni fikirleri çok yani hem açığım hem seviyorum. Farklı şeyle denemekten keyif alıyorum. Aşkı bulmak, yorulmak, boğulmak. Nasıl gideceksin? Söyle. Nasıl... Bu konuda başarılı olduğu söylenebilir. Evet tabii bir bar şarkıcısı canlandırdığım için o da içinde. Ezberlenmiş sözler, tutkun olmuş gözler, yarım kalmış düşler, doğmamış, oluşmamış ilkel. Bir davette karşımıza çıkan Tuğba Ünsal ve eşi Mirgün Cabas'la konumuz moda. Hanımefendi, eşi için giyinen hanımlardan. Kimin için giyiniyorum? Eşim için giyiniyorum. Mirgün Cabas da moda konusunda zevkli işinden tavsiyeler alıyor. Sormaz mıyım? Sormaz mıyım? Her zaman onaylanmaya ihtiyaç duyar zaten bir erkek. Soner Sarıkabadayı yakalıyoruz yemek çıkışı. İyiyim kardeşim, uğraşıyorum. Kendine has bir tarzı var. Çalışmaların nasıl gittiğini sorduğumuzda verdiği cevapla belli ediyor bunu. Müzik tıngır mıngır biliyorsunuz abi yani aynı. Yönetmen Orçun Benli ve Kanunsuzlar filminin oyuncuları yemekte bir araya geldi. Farklı bir komedi filmi bekliyor seyirciyi. Bu suç hikayesi içinde de işte bir takım gayrimeşru mevzular var ama bunları tabii ki meşru göstermedik. Kimdir bu? Tanıştığın gülalar. Bold, Cengiz. İmam nasıl imam lan? Gayret adamdır imam. Estağfurullah. Biraz terstir. Çıkar lan şu gözlükleri. Gülüyor mu ağlıyor mu belli değil. Suyuna gideceğim. Gideceğim suyuna. Başroldeki oyuncu Bülent Çolak'a göre komedi ve macera sevenler bu filmi çok sevecek. Esprisi sağlam bir film oldu. Yani bundan hiç taviz vermedik. Levent İnanır da kanunsuzların gerektiği değeri göreceğine inanıyor. Kısacası seyirciye git bu filmden keyif alacaksın. Ve başkasına tavsiye edebileceğin bir film. Sevmediğin bir filmi veya vasat bir filmi kimseye tavsiye etmem ama ben bu filmi tavsiye ediyorum. Çağatay Ulusoy yemek çıkışı hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor. Merhaba, kolay gelsin, sağ ol. Cevap vermeyeceğini bile bile Serenay Sarıkaya ile samimi aşk sahnelerinde oynamak istemediği iddiası soruluyor. Siz sahnelerini istemediğinizle alakalı. Manidar şekilde gülerek yanıt veriyor iddialara Çağatay. Arkadaşlar ya. Ha, doğru mu? Böyle bir şey var mı? Oyunculara gelen konuşma yasaklarının en tipik örneği olan Çağatay Ulusoy, mikrofondan öcü gibi korkanlardan. Söyle, bana heyecanla.
check, check.